Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Adalet Çinkaya. Öncelikle kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm gün evde olduğum ve tüm gün evde olacağım şekilde planladım. Ders çalışma yoğunluklu bir gün olacak gibi görünüyor. O şekilde planladım. Derslerimizin online olmasıyla birlikte çalışma masamda çok fazla vakit geçirmeye başladım. Bugün çalışma masamı tekrar düzenlemeye ve ufak değişiklikler yapmaya karar verdim. Biraz dekorasyon, biraz derslere yönelik bir çalışma masası hazırlığı ve çalışma alanı yaratacağız. Bunu tabii ki de sizinle birlikte yapmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İzlerken keyif alırsınız. Bu arada evde olduğumu ve evde olacağımı söylemiştim. Yüzümde makyaj olduğunu fark edenler ve neden yüzümde makyaj olduğunu merak edenler olacaktır. Az önce Instagram'a bir Reels videosu çektim. Bir kombi videosuydu. O nedenle yüzümde makyaj var direkt YouTube videosunu açtığım için. Aynı zamanda bir küpelerim, kolyem falan da kaldı. Bence daha fazla zaman kaybetmeden videoya geçelim. İlk önce size çalışma masamı göstermek istiyorum. Çalışma masam bu şekilde ceviz rengi ve siyah metal ayaklı bir çalışma masası. Sandalyemi de bu şekilde siyah tel modellerden tercih ettim. Daha sonra isteğiniz üzerine bir oda turu videosu da çekeceğim. Daha önce sizinle kitaplığımı düzenledik. Şimdi çalışma alanımı birlikte hazırlıyoruz. Daha sonra da bir oda turu çekeriz. Çalışma masamın hemen üzerinde de bir punch needle var. Nakışta görünen kişiler ben, kuzenim ve ablam. Bu şekilde şu anda çalışma alanım. Üstünde bir şeyler vardı. Kaldırdım video için. Şimdi birlikte düzenleyeceğiz. İlk olarak online dersler için de, ders çalışmak için de en önemli şey olan laptopumu çalışma masama koyacağım. Eskiden sürekli laptopum çalışma masamda kalmazdı. Çünkü notlarım olurdu, ders çalışırdım falan. Ama şu anda derslerimiz laptoptan, bilgisayardan olduğu için ilk olarak koyacağım şey laptopum. Ve daha önce size göstermiştim kitaplığımı düzenliyorum videosunda. Bu zarfın içinde stickerler vardı. Uzun zamandır laptopumu stickerlerle süslemek aklımdaydı. Bugüne nasipmiş, bu videoya nasipmiş. Şimdi laptopumu stickerlerle süsleyelim. Bu stickerleri bana Instagram'dan bir sayfa göndermişti. Bu şekilde size göstereyim modellerini. Aralarından şimdi seçeceğim hangilerini yapıştıracağımı. Öncelikle hangi modelleri, hangi kısımları yapıştıracağımı ayarladım. Şimdi yapıştırmaya başlıyorum. Çok tatlıymış. Bu da böyle şeffaf stickermış. Şeffaf olanlar görünmüyor pek. Ben de şimdi açtığım için şimdi fark ediyorum şeffaf olduklarını. Ben bu stickerlerin şeffaf olduğunu bilmiyordum. O yüzden bir hayal kırıklığına uğradım. Sadece bu üç net olarak görünüyor. Ben rengarenk olacağını hayal etmiştim. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Bu şekilde laptopunuzu stickerlerle süslemek istiyorsanız sticker almak zorunda değilsiniz aslında. Evde de kendi stickerlerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evde nasıl sticker yapılır? Ablam YouTube videosunu çekmişti. Ben de izledim. Çok güzel bir video olmuş. En son baktığımda 10.000 falan izlenmesi vardı. Videoda çok sevinmiş zaten. Aşağıya ben açıklama kısmına size yardımcı olması açısından koyuyorum. Eğer evde sticker yapmak istiyorsanız nasıl evde sticker yapılır videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz. Laptopumu stickerlerle süslemek sanki biraz hayal kırıklığı oldu. Bunların şeffaf olduğunu hiç düşünmemiştim. Neyse, yine de bir renk oldu, yine de bir farklılık oldu. Geçiyorum. Şimdi biraz dekorasyon kısmına geçelim. Bence o da çalışma masasında çok önemli. Şöyle alçı bir biblo koyacağım. Gold rengi. Kaktüs şeklinde. Kaktüsün yanına böyle heykel bir saksı aldım. Bu da gold rengi. Üstünü kurutulmuş çiçeklerle süsledim. Saksımızı da yerine koyalım. Yanına bir de şöyle gerçek bir kaktüs aldım. Bu arada bu biblo kaktüse ve heykel saksıya nereden ulaşabileceğinizi ekrana yazacağım. Onun dışında kaktüsümüze geri dönelim. Bu şekilde bir gerçek kaktüs aldım. Bu kaktüsü yeni aldım. Migros'larda bulabilirsiniz. 6 TL veya 8 TL idi. Şu an yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın. Çalışma masamda şöyle dekoratif amaçlı bir köşe oluşturdum. Benim çok hoşuma gitti.
Biliyorsunuz ki su içmek birçok açıdan, birçok yönden çok çok önemli. O yüzden çalışırken su içmeyi ihmal etmemek istiyorum. O nedenle şöyle bir sürahi masamda yerini aldı. Tasarımını çok beğendim ama netlememiş. Üzdü. Şöyle, o zaman öncelikle yakından göstereyim. Tasarımını çok beğendim. Bu şekilde bir sürahi koymaya karar verdim masamda. Çalışma masamdayken su içmeyi ihmal etmemek adına. Ve bence bardaklar çok motive edici oluyor. Bu bardağın tasarımını da çok sevdim. Sağlıklı yaşam, sağlıklı vücut, bedenini sev yazıyor. Meyve sebze yemekten, su içmekten, spor yapmaktan, uykumuzu güzel uyumaktan bahsediyor. Hareket etmeye, sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamaya teşvik eden bir bardak. Evet arkadaşlar, sürahime ve su bardağımı da çalışma masama koydum. Şimdi sırada daha önce Back to School videomda, okula dönüş videomda bahsettiğim, benim için çok çok önemli olduğunu söylediğim şey tabii ki de ajanda. Back to School videomu izlememiş olanlar için ajandamı göstermek istiyorum. İzlemek isteyenler için de yukarıya videonun bağlantısını ekliyorum. İsterseniz şu anda izleyip geri dönebilirsiniz veya videonun sonuna da videoyu eklerim. Bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Ben masamın kenarına bu şekilde ajandamı ve ajandama yazdığım kalemimi, yani bu kalemle sadece ajandamı yazıyorum. Hep ajandamın yanında duruyor. Bu kalemi de ajandamın yanına koyuyorum. Ben çalışma masama kalem kutu, defter gibi şeyler koymuyorum. Yazmam gereken bir şey olduğunda, çalışmam gereken bir şey olduğunda kitaplığımdan alıyorum. Kitaplığım zaten hemen çalışma masamın yanında. O yüzden günlük planlamalarımı yaptım. En sade şekilde çalışma masamı bırakıyorum. Çalışmak istediğim şeyi veya çalışmak istediğim kalemleri, kalem kutumu, defterimi o anki derse göre veya o an yaptığım şeye göre kitaplığımdan alıyorum. Nereden aldığımı söylemeyi unutuyorum bir şeylere. Sürahimle bardağımı da Migros marketlerde bulabilirsiniz. Birçok farklı tasarım vardı. Yine çok çok sevdim. Bundan önce birkaç bu tarz bardağımı da hep Migros'tan aldım. Çalışma masamın düzenlemesi burada sona erdi. Şimdi benim siyah bir tel panom vardı. Çalışma masamın üzerine asmak için almıştım. Ama odamın düzeni daha önce farklıydı. Çalışma masam karşı duvardaydı. O yüzden de tel panom karşıda kaldı. Odamın düzenini değiştirdiğim için tel panomu şimdi gelip buraya asacağım. Bu güzel nakışı da başka bir yere asarız. Evet arkadaşlar, bu çivi biraz böyle biraz değil bayağı bir içerideydi. Ama bu teller kalın olduğu için düşme riski vardı. Şöyle bir tornavida yardımıyla birazcık açtırdım. Şimdi daha güvenli oldu. Daha önce dik bir şekilde asmıştım bu tel panoyu. Şu an yan asma fikri daha hoşuma gitti. Daha önceki çalışma alanımda dik durması daha mantıklıydı. Şimdi tel panomu biraz güzelleştirelim. PR çalışmalarımdan gelen bazı kartları atmayıp sakladım. Pipep biliyorsunuz bir box kutularını çıkardı ve kutulardan böyle güzel güzel kartlar çıkıyor. Biz de Pipep'te sık sık çalışıyoruz ve box kutularından çıkan kartları atmaya kıyamıyorum. Bu şekilde biriktirdim. Sonra böyle bir kutu mutluluktan unutma, sanki her an fotoğrafını çekiliyormuş gibi ışılda yazan bir kart. Bu da bir butik çalışmamızdandı. Bu tarz mottolar yazan kartları atmıyorum. Telefonumu süslemek güzel oluyor. Aynı zamanda şöyle şekilli minik mandallar almıştık telefonum için. Böyle kaktüslü, bulutlu. Çok tatlılar. Şimdi kartlarımızı küçük mandallarla tel panomuza mandallayalım. Bu arada en önemli şeyi nasıl göstermedim? Ablamla fotoğrafımız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ışığım var. Bence dekorasyonda çok güzel duruyor. Şimdi bu ışığımı da çalışma alanıma ekleyelim. Evet, çok tatlı oldu.
arkadaşlar. Çalışma alanımı düzenlememiz sona erdi. Telefonuma haftalık olarak unutmamam gereken notları mandallayacağım. Umarım çalışma alanımı birlikte düzenlediğimiz bu videoyu beğenmişsinizdir. Eventually gonna need some liberation. I cross your mind once in a while. Okay, you have a wild imagination. I wanna see you too. Videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videoda kullandığım hiçbir ürün çok çok yüksek fiyatlı ürünler değil. Siz de çok yüksek fiyatlar vermeden çalışma alanlarınızı sizi motive edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Önemli olan sizi motive etmesi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok eğlendim. Bu düzenlemeyi sizinle yapmaktan çok keyif aldım. Yine her videoda olduğu gibi yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.